Evet efendim, duymayan kalmasından günaydınlar herkese. Canısı şarkısıyla açtık, İbrahim Erkal'ın şarkısı. Çünkü ne yazık ki İbrahim Erkal'dan iyi haberler veremiyoruz. Günaydın Seren. Beyin ölümünün gerçekleştiği söylendi, açıklandı. Dün akşam itibariyle hem doktorları hem de ailesi tarafından. Ne demek beyin ölümünün gerçekleşmesi? Yani kalbi falan çalışmaya devam ediyor ancak vücut fonksiyonları yerine getirmiyor. Bu 72 saat içinde de belki de fişinin çekilmesi gerekecek İbrahim Erkal'ın. Ne yazık ki güne bu kötü haberle başlamak zorunda kaldık efendim. Evet, İbrahim Erkal'la ilk haberi sanıyorum yine biz vermiştik. Evet. Keşke vermeseydik keşke böyle bir haberi. Keşke tabii görüntüleri ki yayınlamasaydık görüntüler ama. Keşke olmasaydı ama tabii ki çok ani bir gece restoran çıkışı yüksek tansiyon sebebiyle evinin garajında fenalaşıp yere düşmesi sonucu, başını çarpması sonucu beyin kanaması geçiriyor. Aynen. İbrahim Erkal ve 1,5 saat sonra ulaşıldığı için kendisine belki de geç kalınma süreci orada başlıyor sevgili seyirciler. Bu süreçte tabii ki herkes umutla bekledi, herkes dualar etti. Aynen, ama bir ay oldu, evet. 12 Nisan'daydı. Ama dün itibariyle İbrahim Erkal'ın resmi sosyal medya hesabında değerli sanatçımız İbrahim Erkal tüm çabalarına rağmen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Dualarımız birlikte olsun, dileğimiz tek olsun, mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun paylaşımında bulunuldu. Ancak bundan 20 dakika sonra sevgili dostlar, değerli sanatçımız İbrahim Erkal'ın durumu 48 saat daha bekleme yapılacaktır. Tüm vücut fonksiyonlarının burada takibinin yapılması için öyle karar alındı diyor. Az önce vefat haberi vermekten dolayı herkesten özür dileriz. Sadece dua, dua, dua edelim diye ikinci açıklamayı yaptılar. Sonra da zaten başhekim hastane Ümraniye eğitim araştırma hastanesine nakledilmişti İbrahim Erkal. Oranın başhekimi beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı. Aile isterse organ bağışı yapabileceğini söylediler. Şimdi, ancak ailesi organ bağışı için izin vermiyor. Bu ilk açıklama, ilk ölüm haberini kendi resmi sitesinden açıklanan ölüm haberi sanıyorum şöyle oldu diye ben de bir duyum aldım. Yani beyin ölümü gerçekleşince biliyorsun o fişi çekmeden aileye soruluyor, eşine soruluyor. Evet. İzin vermemiş. Yani en azından biraz daha kopmamak için ve belki Allah'tan ümit kesilmez ya. Ve belki biliyorsundur, duymuşsundur. Dünyada da çok nadir bir şeydir ama bu beyin ölümü gerçekleştikten sonra tekrardan böyle dönenler ve hani hayata bağlananlar oldu. Yani hani bu süreç içerisinde var ama tabii ki doktorlar da artık hani bunun tıbben mümkün olmayacağını belki eşine ikna ettilerse bu süreçte o açıklamadan sonra dedi ki herhalde bekleyin biraz daha yani evet. Fişi çektirtmedi sanıyorum. İşte o fişi çekilmeyince beyin ölümü gerçekleştirdikten sonra ilk 72 saatte de vücudun diğer organlarını kaybetme süreci başlıyor. Ne yazık ki İbrahim Erkal için de o 72 saatlik süre başlamış durumda. Dün akşamdan bir aile bu süre içinde bir mucize bekliyor tabii ki. Allah bir mucize yine de yaratır belki o çocukları için, o yeni doğmuş bebeği için. Allah o eşine sabır versin. Herkese sabır versin Aydın ama o eş için ne kadar zor bir şey. Çünkü kocası olmadan eve gidecek ve Allah korusun ve bu çocuklar onsuz büyüyecek tek başına. Çok ani bir ölüm. Hastalığı yok, bir şeysi yok, bir arızası yok. Yani durup dururken akşam belki sabahleyin kocasını gömleğini ütüledi, işe yolladı veyahut da sokağa yolladı. Akşamleyin bu haberle. Ve bir aydır da hastane önünde iyi haberi bekliyor ailesi. Ailenin açıklamasına bakalım. Bizim içeride akrabalarımız var. Karısı komaya girmiş. Annesi komaya girmiş. Bugün çocuğunun kırkını döktük. Yazık, günah. Biz Müslümanız, biz Türk'üz. Şöyle biraz ellerini vicdanlarına koysunlar.
Ondan sonra konuşsunlar. Efendim, yazık siz, günah değil mi? Siz, Erzurum. Ben teyzesiyim, teyzesiyim. Ben teyzesiyim. İbrahim Erkal'ın teyzesiyim. Durumu iyi değil mi efendim? Durumu iyi. Makineye bağlı yavrum. Bir şeysi yok. Başka hiçbir şeysi yok. Günah. Karısı perişan. Çocuğunun bugün kırkını döktü. Arkadaşlar medyacısınız ama medya bunu abartıyor. Lütfen abartmayın bakın. Bütün. Kaç gündür böyle? 28-30 gündür bu şekilde medya bunu biraz abartıyor. Lütfen aynen abartmayın öyle. Bak. Allah için herkesin başına gelebilir bu işler. Müslümanız, Türk'üz yapmayın. Erzurum'dan geliyorlar. Bursa'dan geliyorlar. Evet, bütün evet, akrabaları evet. Panik içinde. Ağlıyorlar. Gözyaşı döküyorlar. Günahtır, yazıktır. Herkes şimdi yolda geliyor. Doğru olmaz, diyor. Olmaz. Günahtır. Yani yazık öldü diye geliyorlar. Bakın basında evet, şimdi ben telefonda arkadaşları duydum. Herkes öldü diye geçmiş. İbrahim Erkal ölmedi kardeşim ya. Ölmedi. Bir açıdan organı çalışıyor. Hayır bak. Niye yalan söyleyeyim? Öldüyse öldü deriz yani. Kardeşimizin vücut fonksiyonları devam etmektedir. Kardeşimiz hala hayattadır. İnşallah Rabbim onu sevdiklerine bağışlayacaktır. Bu konuda biz duamızı edelim. Dua ettirir misiniz? Bize dua etmek düşer. Buraya kadar geldiğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sanki bir cenaze havası varmış gibi bir hava estirmek bize yakışmaz. Onun için de dağılmanızı biz sizlerden istirham ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Kardeşimiz rahmetli olmamıştır. Henüz hayattadır. Vücut fonksiyonları devam etmektedir. Sadece beyniyle ilgili bir problem vardır.